Efendim Posta TV ekranlarından tekrar merhabalar. İyi Parti İl Binası'nda, İl Başkanlığı'ndayız. Profesör Doktor Yusuf Aymenkul'la birlikteyiz. Evet hocam, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, 1970 Bandırma doğumluyum. Üniversite ilk ve orta öğretimimi Bandırma'da tamamladım. Üniversiteyi o zamanki adıyla Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmeci Otel Yüksek Okulu'nda tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans, Balıkesir Üniversitesi doktora eğitimi tamamladım. Daha sonra doçent ve profesör unvanlarını aldım. Halen Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyordum. 15 Mart tarihi itibariyle de 28. dönem milletvekili adayı olmak için görevimden ayrıldım. Ve şu an karşınızda İyi Parti'nin Balıkesir milletvekili aday adaylarından bir tanesiyim. Peki hocam, daha önceden bir siyasi tecrübe illaki vardır, yoksa böyle bir yola çıkmazsınız diye düşünüyorum, evet, ben. Daha önce de 2007 yılında 23. dönemde Demokrat Parti'den 7. sıra milletvekili adayıydım. Peki hocam, neler yapacağız? Milletvekili olursak ne gibi değişiklikler olacak? Milletvekili olursam bir kere Balıkesir çok büyük bir il, hepinizin bildiği gibi. Bir ucu Marmara'da, bir ucu Ege'de. Dolayısıyla Balıkesir için tek bir politika ile Balıkesir'i kalkındırmak mümkün değil. Benim sloganım burada 3T ve 1E. 3T'den kastım tarım, aynı zamanda hayvancılık, turizm, teknoloji ve E ile de eğitimi merkeze alacağım. Ve bu yönde politikalar geliştireceğim. Bunlardan bir tanesi, geçenlerde Tarım Bakanlığı da bu konuda bir açıklama yaptı. En önemlilerden bir tanesi, Gönen'de, Sındırgı'da, Bigadiç'te, jeotermal kaynaklarımızın olduğu bölgelerde jeotermal kaynaklara dayalı seracılık ihtisas organ sanayi bölgeleri kurulmasına öncülük edeceğim. Bunun yanında özellikle hayvancılıkla uğraşan ve hayvancılığın yoğun olduğu ilçelerimizde de, ki açıklamamda belirteceğim, oralarda hayvancılık üretim merkezleri. Örnek vermek gerekirse, hepiniz görmüşsünüzdür, Karacabey'e giderken Türkiye Jockey Kulübü'nün orada haraları var. Onlar gibi damların olduğu, meraların olduğu ve içerisinde yine veterinerliğin, veterinerlik hizmetlerinin, güvenlik hizmetlerinin, süt depolama ve soğutma sistemlerinin olduğu bir merkez planlıyorum. Bunun yanında Balıkesir'i özellikle LGS ve YKS sınavlarında eğitimci olmam dolayısıyla her seçim döneminde, sınav döneminde ilk 5 yıl içerisinde sokmak için mücadele edeceğim. Gereken her türlü desteği, öğretmen, teknoloji, bina, bütçe ile ilgili her türlü desteği vermek için de Balıkesir'in temsilcisi olacağım ve bu yönde çalışmalar yapacağım. Peki hocam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Posta Gazetesi olarak başarılar dileriz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Başkanım, buradayız. Partimize olan teveccüh bizi son derece mutlu ediyor. Pek çok aday adayımız geldi. Onları tanıtıyoruz, basınımıza tanıtıyoruz, halkımıza tanıtıyoruz. Halkımızın gerçekten tanıdığı insanlar zaten pek çok. Tanınan pek çok sima İyi Parti'den aday adayı olmak için başvurdu. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun etti. Balıkesir ve Türkiye genelindeki rakamlar netleşti. Onları da ifade edeyim. Türkiye genelinde başvuruları tamamlandıktan sonra partimiz genel merkezinde kesinleşmiş sayımız 3379. Balıkesir ili içinde toplam kesinleşen rakamımız 35 kişi oldu arkadaşlar. Aday adayı olarak başvuran arkadaşların sayısı. Sözleri çok uzatmadan kıymetli hocamız Profesör Doktor Yusuf Aymenkul'a kürsüyü bırakmak istiyorum ben. Kendini ifade etmesi adına. Çıktığı yolda da başarılar diliyorum sayın hocama. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuz açık olsun hocam. Buyurun. Saygıdeğer İl Başkanım, İyi Partimizin çok kıymetli il ve ilçe yöneticileri, İyi Parti'ye gönül vermiş dava arkadaşlarım, sevgili Balıkesirli hemşerilerim ve basınımızın güzide temsilcileri, İyi Parti Balıkesir Milletvekili aday adaylı basın açıklamama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 1970 Bandırma doğumluyum. İlk ve orta eğitimimi Bandırma'da tamamladım. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda lisans eğitimime başladım ve 1991 yılında dereceyle mezun oldum. Sonrasında 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeci Otelcilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve 1997 yılında da Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde aynı anabilim dalında doktora derecelerini aldım.
2014 yılında turizm bilim alanında doçent ve 2019 yılında da profesör unvanlarını aldım. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde görev yapıyorken 28. dönem milletvekilliği aday adayı olmak için 15 Mart 2023 tarihinde 30 yıldır görev yaptığım Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi görevinden ayrıldım. Balıkesir Üniversitesi'nin kuruluşundan bugünlere gelmesinde emekleri olan biriyim. Sadece merkezde değil, ilçelerinde de görevler yaptım. Sırasıyla Erdek Meslek Yüksek Okulu'nda kurucu müdür yardımcısı, Turizm İşletmeciliği ve Otel Yüksek Okulu'nda müdür yardımcılığı, Sındırgı Meslek Yüksek Okulu'nda müdürlük, Bigadiş Meslek Yüksek Okulu'nda kurucu müdürlük, 15 Temmuz sonrasında Balıkesir Üniversitesi Genel Sekreter Vekilliği ve daha sonra da Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu müdürlüğü görevlerini yaptım. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi'nin vakfında yönetim kurulu üyeliği ve vakıf işletmesinde de yürütme kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Evliyim ve bir çocuk babasıyım. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan 23. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde Demokrat Parti Balıkesir 7. sıra milletvekili adayı oldum. 22 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'un 101. üyeye ulaşması dolayısıyla düzenlenen törende Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin bizzat rozet takmasıyla İyi Parti'ye katıldım ve halen 6 Eylül ilçesinin üyesiyim. Alanında yayınlanmış bir kitabım, kitap bölümlerim, çok sayıda makalem, uluslararası ve ulusal bildirilerim bulunmaktadır. Doktora ve yüksek lisans tezleri tamamlattım öğrencilerimle birlikte. Yaşayan 85 milyon vatandaşın ödedikleri vergilerle devlet okullarında okudum. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamazdım. Bu nedenle sahip olduğum bilgi ve tecrübelerimi milletimin huzurunu ve refahını arttırmak için Türkiye'ye, milletime ve cumhuriyete olan borcumu ödemek için daha nitelikli ve halkın içinde onlar gibi yaşayan insanların siyaset yapması gerektiğini düşündüğüm için gençlerimizin, çocuklarımızın ve doğmamış torunlarımızın daha özgür, daha iyi, daha mutlu ve gelecekten umutlu bir Türkiye'de yaşamaları için, çiftçilerimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın emeklerinin karşılığını almaları için, esnafımızın, sanayicimizin geleceğinden emin bir şekilde yatırım yapabilmeleri için, hastalarımızın muayene olmak ve görüntüleme işlemleri için aylar sonrasında değil, en geç 2-3 gün sonrasında randevu alabilmeleri için, her bir anne ve babanın birikimleri ve milletimizin her bir ferdinin ödedikleri vergilerle yetiştirdiğimiz evlatlarımızın, yani doktorlarımız, mühendislerimiz, mimarlarımız, işletmecilerimiz, kısaca yetişmiş insan gücümüzün yurt dışına gitmemesi için, işçimizin, memurumuzun emeklerinin, alın terlerinin karşılığını alabilmesi için, emeklilerimizin sağlıklı, rahat ve huzurlu bir yaşam sürebilmesi için, öğrencilerimizin soruların çalınmadığı, eşit koşullarla yarıştıkları sınavlara girebilmeleri için, gençlerimizin girdikleri sınavlarda çok iyi puanlar almalarına rağmen mülakatlarda elenmemeleri için aday oldum ve şu an karşınızdayım. Siyaseti bir zenginleşme aracı ve makam mevki olarak görmüyorum. Siyaseti devletimize, milletimize, ülkemize ve Balıkesir'e hizmetin bir aracı, bir imkanı olarak görüyorum. Ülke geneli içinde afet planı kapsamında her bir ilimiz iki il ile kardeş ilan edecektir. Bunlardan bir tanesi yakın il, bir diğeri uzak il olmak üzere. Bu illerin yöneticileri ve afet esnasında öncelikli görev alacak olan personeli yılda en az iki kez karşılıklı ziyaretleriyle o illeri ve ilçeleri tanımaları, öğrenmeleri sağlanmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Türk milletinin emrinde, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin liderliğinde önce millet, önce memleket diyerek İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayı olduğumu ilan ediyorum. Balıkesir iyi olacak. Türkiye iyi olacak. Milletvekili adayı olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu süreçte Allah ayağımıza taş, gözümüze yaş değdirmesin. Kazasız belasız bir seçim dönemi geçirelim. Buraya gelerek şahsıma güvenlerini ve desteklerini ortaya koyan sizlere de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.